Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? İstanbul. Neresi? Anadolu yakası. Avrupa yakası. İnsan yerini karıştırır mı ya? Hani bildiğiniz gibi değil. Bugün sahnede ne yapacaksın bize? Bunu çekmediniz değil mi? Çektik, hepsi kayıt akıyor abi. Öyle mi? Valla rezil usluğa dönme bence sen. Yani Anadolu ya da Avrupa yakası. Hangisinde yaşıyorsan başka Tekirdağ falan. Avrupa yakası, tamam öyle diyeyim. Neresi Avrupa yakasının? Şey, onu da unuttum. Eyvah, fındık zaten. Peki. Zor sorular. Zor çok. Yani bildiğin gibi değil. ÖSS. Şey yapacağız, sahne ne yapacağız? Bugün size özel bir performans hazırladım. Mutlaka özeldir tabii ki. Mistik. Biraz illüzyon. Mistik. İllüzyon diyebiliriz. İllüzyon. Diyebiliriz. İddialı mısın? Yani illüzyon dalında yeteneksizsiniz de bayağı büyük yetenekler geliyor. Bize de böyle hani bakalım, damga vuracak bir şeyler yapacak mısın? Yani umarım öyle olur. Güzel bir bakalım, umarım öyle olur dedi. Kendinden emin değil. Heyecanına hala yenemedi. Doğru. Sinirler tamamen laçka. Abi çekmese burada olay bitti. Bunu yayınlamayacaksınız. Hayır, çekti şimdi. Bir de içeride binlerce kişi var. Onlara karşı yapacaksın sen bunu. Problem değil. Daha önce çok bin. Güzel. O daha iddialı laflar kullandı. Başarılar diyorum sana. Sahne tamam, senin. Teşekkür ederim. Abrakadabra yap bize. Buyurun. Oradan devam et sen. Selim Berber. Evet. Selim hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Nereden geliyorsun? İstanbul. Ne iş yapıyorsun? Bilişim uzmanıyım. Selim bak, senden ya çok iyi bir şey çıkar ya da çok kötü bir şey çıkar. Doğru. Yani bu tipten orta karar bir şey çıkmaz abi. Ciddi söylüyorum. Evet. Ya alırsın ve bütün salon yok artık filan der. Doğru. Ya da bu adam ne yapıyor deyip seni omuzlar alırız. Doğru. Başarılar diliyorum, iyimser düşünmek istiyorum. Bizi şaşırtacağına inanarak evet, sahneyi sana bırakıyorum. Bugün ben aslında size korkularımdan bahsetmek istiyorum biraz. Burada tabii ki aslında tamamen bu olayı isterseniz biraz daha gerçekçi bir hale sokalım. Ve 6 tane tahtamız ve burada bardaklarımız var, 6 tane ve bunları tek tek açıyoruz. Bir adet bıçak. Bununla bir kontrol eder misiniz lütfen? Ne, bıçağı mı kontrol edeceğiz? Evet. Yârim, evet, keskin ve gerçek bir bıçak sanırım. Kontrol ettim. Ben bir kişi rica edebilir miyim sizden Arşun Bey? Kız, erkek. Bir hanımefendi alabilirsem sevinirim. Ve burada elimde bir paravan var. Hoş geldiniz. İsminiz? Miss Sina Hanım. Teşekkür ederim beni kırmadığınız için. Şimdi burada herhangi bir objemizin altına ben bıçağı yerleştirdim. Bu keskin bir bıçak. Lütfen kontrol eder misiniz? Bardaklar, tahtalar. Herhangi bir şey var mı? Hayır yok. Okey. Şimdi sizden şöyle bir şey istiyorum ben. Ben şimdi burada bardakların üstünü tek tek kapatacağım. Evet. Ve ben öne paravanı örttüğüm zaman bütün bardakları kapatıyoruz. Ve paravanı örttüğüm zaman ben siz karıştırmaya devam edeceksiniz. Hazır olduğunda ben döneceğim. Yerlerini şu şekilde değiştirdiniz sanırım. Tamam. Şimdi paravanı kaldırıyoruz. Fakat bunun için ben Miss Sinema bir fincan vermek istiyorum. Kontrol edin lütfen. Ve bu sefer bu oyunu şöyle gerçekleştireceğiz.
Burada bir adet zarımız var. Burada bir adet zarımız var. Ben kendisine zarımızı vereceğim. Kontrol edin lütfen zarımızı. Herhangi bir var mı bir şey? Hayır. Herhangi bir şey yok. Alayım lütfen. Şimdi burada yapacağınız iş gayet basit. Soldan başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere. Ve ben fincanın içine zarı atacağım. Ve bu sırada siz rakam kaç geliyorsa ben de o rakama vuracağım. Ve bu şekilde performansı inşallah sonuçlandıracağız. Buyurun lütfen. Atın. Herhangi bir zar atın. Evet. 2 geldi. Biraz açabilir miyiz bardakların arasını? İki geldi. Yani şu an ben bıçağın nerede olduğunu bilmiyorum. Doğru mu? Bir daha atın lütfen. 6 geldi. Ben de bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz değil mi? Süper. 6 geldi. 6 numaralı bardak da. Lütfen bir daha atın. 1 geldi. 1. Sizce 1 numaralı bardak? Lütfen bir daha atabilir miyiz? Özür dilerim. 3, 4 ve 5. Atın lütfen. 1. 1 geldiği için bir daha lütfen atın. 4 geldi. Yani 3, 4. Atın lütfen. 4 geldi. Bir daha atın. 5 ve 3 lazım. 4 geldi. Yine 4. İsterseniz hanımefendi seçsin. Öyle yapalım. O seçecek, sen de bastıracak mısın evet, elini? İsterseniz seçsin. İsterseniz tamam. Seçin. Siz seçin, seçin lütfen. Bir tanesini seçin. 5 diyorsunuz. Hanımefendi bir tanesini seçti. Ben zar atışını 5 dedi. Ben de 5 numaralı bardağı vurdum. 3 numaralı bardak. Eğer deseydiniz belki de gerçekten elime girebilirdi. Kontrol edin lütfen. Yani bu şekilde ümit ediyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani Selim, bu ya çok iyi bir gösteri ya da çok basit bir gösteri. Ben anlayamadım yani. Türkiye'de bu tarzda bir performans yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Ama bu şekilde seyirci seçerek bir mentalistin vurması performansı dünyada şu an yok. Bu şekilde biz farklı bir sunum hazırlamaya çalıştık. Bir gösteri yapabilir miyim? Yanınıza gelebilir miyim? Tabii gel. Tamam. Size görmediğiniz bir performans. Şimdi bu sefer size daha farklı bir performans sunmaya çalışacağım. Merhaba Sergen Bey. Merhaba Hülya Hanım. Merhaba Hocam Bey. Daha önce hiç gördünüz mü bilmiyorum ama genelde çıkan izleyicilerin birçoğu tam desteli oyun yapıyor. Ben bu sefer bu performansımda İkiye bölük bir deste kullanmak istiyorum size. Şimdi bu sefer neden ikiye bölük bir deste kullanmak istiyorum? Şöyle koyarsam alması daha rahat olur diye. Şansa ve kadere inanır mısınız? Tamam. Ben bugün size şimdi bunu göstereceğim. Birbirinden farklı. Yani hepsi şu an eşit. Elimizde böyle bir destemiz var. Şu an sanırım görebiliyorsunuz. Görüyoruz. Hepsi aynı. Bunların hepsi aynı ve bunları kapattık. Şimdi ben sizden bir şey rica edeceğim Hülya Hanım. Şöyle desteği önünüze doğru getireyim. Desteği ikiye keser misiniz lütfen? İkiye kesin. Tamam. Şöyle
kapatalım. İstediğiniz bir yerden bir daha iki kesin. Siz dur diyene kadar bu işlemi gerçekleştireceğiz. Kesin. Ben dur diyene kadar mı? Size bağlı bir şey. Kesmek istiyor musunuz? Yok. Tamam. Dur bir de ben keseyim. Tabii tabii rica ederim. Kesin. Tamam. Tamam anne. Teşekkür ederim. Saryan Bey siz de kesebilirsiniz lütfen. Lütfen bir daha. Tamam. Şu anda da iki kartımızı biz kesmiş bulunuyoruz. Şöyle alalım. Yani şimdi birbirinden farklı değil mi? Artık bütün kartların yerleri ve sırası değişti. İki destemiz var elimizde. Ben şimdi Hülya'mdan bir şey rica edeceğim. Ben çok yavaş bir şekilde kartları geçeceğim. Hülya'm istediği bir yerde dokunacak kartlara. Ben geçiyorum. Siz kartlara dokunun. İstediğiniz bir yerde. Tamam. Bu kart değil mi? Şimdi ben bu kartı, şu kartı ayırıyorum. Tamam. Gördük evet. Tamam. Kartı bana da söyleyin isterseniz. Karo 5. Bakabilir miyim? Evet. Karo 5. Tamam. Şimdi siz bir karo 5 seçtiniz. İkiye bölük bir destemiz var. Ve bu deste içerisinde istediğimiz gibi karıştırdık. Doğru mu? Şimdi ben burada kartlarımızı zaten göstermiştim. Birbirleri değişti. Şu an ben kartları açacağım. Şu kart, doğru mu? Ayırıyorum bunu, yarısını. Şimdi bunları düzeltelim. Şöyle. Buna zaten şu an sanırım siz gördünüz. Evet. Hepsi karışık deste. Şunları düzeltelim. Kaldı. Okey. Şimdi burada biz bir seçim yaptık. Siz karıştırdınız. Bu seçimi Hülya Hanım istediği gibi yaptı. Doğru mu? Hı hı. Tamam. Şimdi dedim ya siz kadere inanır mısınız başta? Benim kaderimde böyle bir şey var. Fakat bir de şöyle bir şey var. Yani kartın karıştırdınız ve eşini buldunuz. Fakat şurada şöyle bir şey var. Şimdi ben kartları bunun üzerine koyduğum zaman elinizi tutabilir miyim? Burada elimin gölgesini kartlarda geçtiğim zaman, parmağımı şıklattığım zaman buradaki kartların hepsi tek tek gösterelim. Aynı. Düzeliyor. Hepsini açabiliriz. Hepsi şu an tek tek aynı güzelmiş vaziyette. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben bak samimi söylüyorum Selim. Şurada yaptığın bana göre mükemmel bir gösteriydi. Teşekkür ederim. Yani illüzyonistlerde şunu çok seviyorum. Ben izleyicinin de çok sevdiğini düşünüyorum. Yaptığınız için sonunda yani bir heyecan varsa, yani evet. Böyle bir olay varsa mutlaka insanlar çok endeksleniyor yaptığınız işi seyrederken. Yani normal illüzyonistik numaraları çok fazla etkilemiyor ama şu olay tehlikeli bir olay en azından. Ve siz oralara basıyorsunuz. Evet. İnsanlar da heyecanla sizi seyrediyor. Acaba ne olacak teşekkür diye. Ederim. Bence şu yaptığınız olay bu turu geçmeniz için yeterliydi benim tarafımdan. Yani bu kart olayı da biraz işin süsü oldu diye düşünüyorum. Oylama edeceğim Sergen. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. 3 evetle oluyoruz. Teşekkür ederim.